Sağ Kanal'dan iyi pazarlar. Gündem Ekonomi ile karşınızdayız. Bu akşam döngüsel ekonomi konuşacağız. ÇEVKO, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı. Aslında ÇEVKO'yu tanıyorsunuz. Yani dönüşüm ambleminden birçok üründe, birçok logoda, her yerde karşımıza çıkıyor bu yeşil noktalar diyelim. ÇEVKO'nun Genel Sekreteri Mete İmer bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Mete İmer. Ve Sayın Gazeteci Yazar Celal Toprak. Hoş geldiniz Celal Bey. Çevre koruma deyince tabii aslında sadece şirketlerin değil, bütün vatandaşların elini taşın altına koyması gereken bir nokta. Hep biz dolar, yeşil olan şey, yeşil ekonomiden anladığımız aslında dolar akla geliyor değil mi? Evet. Siz yeşil ekonomi diye bir yani şey... Yani şey tabii, şimdi gelişiriz. Artık dolar ekonomisinden üretim ekonomisine geçmek gerekiyor. Çünkü insanlar daha zenginleşmek istiyor, daha refah içinde yaşaması gerekiyor. Onun için finansa dayalı, finans yöntemlerine dayalı ekonomiden biraz farklı bir noktaya geçmek gerekiyor. Ama yetmiyor. Üretim ekonomisi de yetmiyor. Verimli üretim ekonomisi burada şimdi bugün belki konuşacağımız ayrıntılı üzerinde duracağımız şey. Verimli üretim, geriye dönen, döngüsel denen zaten o. Geriye dönebilen kaynakların işte aşırı derecede tüketilmediği, tekrar yararlanabilecek kaynakların ekonomiye kazandırıldığı bir yeni model üzerinde tartışmak gerektiğine bütün insanlık hemfikir olmuş vaziyette. Çünkü şunu gördük ki kaynaklar sınırsız değil dünyada. Kaynaklar sınırlı. Kaynakları kullanacak insanların sayısı sürekli artıyor. Yani dünya nüfusu sürekli büyüyor. Artı bu kaynaklardan en çok istifade eden kesim, yani orta sınıf dediğimiz kesimin sayısı diğer kesimlere göre daha fazla artıyor. Dolayısıyla insanlar tüketmek istiyorlar ama bu tüketimi de kapitalizmin istediği gibi ya da dolar ekonomisinin istediği gibi tüket at ne olursa olsun mantığından tüket ama işte dünyanın kaynaklarında sınırlı olduğunu bilerek tüket. Tüket ama işte ürettiğin kadar tüket ya da üretirken de dikkat ederek tüket noktasına çekmek istiyor. Bütün dünya bunu tartışıyor. Bu aslında bunu tartışması gerekiyor dünya ama şey her zaman galip geliyor. FED'i konuşuyoruz yani, değil mi? FED her zaman galip geliyor. İşte dolarla ilgili iniş çıkışlar çok dünya arenasında ekonomi deyince bazı kesimler dolarla ilgili iniş çıkışları ya da FED'in vereceği kararlara endeksli olarak bakıyor olaya. Aslında ekonominin büyük kısmı arkadaki bu yapı. Burayı tartışmak, burayı düzeltmek daha önemli diye düşünüyorum. Bunda, yoksa FED'in başkanının kim olacağı ya da FED'de işte faizle ilgili 0. bilmem ne kararı alacağına çok odaklanıyoruz ama o kadar odaklanmak gerekir mi diye ben bir soru işareti olarak ona bakıyorum. O yüzden bu dolar ekonomisi yerine gerçek yeşil ekonomi, yani yeşilden anlamamız gerekeni de herhalde burada en büyük Türkiye'de de faaliyet yürüten, en önemli çalışmaları da yapan bütün o kaç üyeniz vardı Sayın İmer? Bizim 53 üyemiz 53 var. Üyemiz var ama daha büyük bir kitleye aslında hitap ediyorsunuz. Yükümlülüğünü üstlendiğimiz 1776 sanayi kuruluşu. Ekonominin altyapısını aslında burada, bu döngüsel ekonominin altyapısını sağlayan da sizlersiniz burada. Elinizi taşın altında koymuş durumdasınız vakıf olarak. Biraz neler yapıyorsunuz aslında, onlardan bahsetsek. Çünkü izleyicilerimiz bir ÇEVKO neler yapar onu bir öğrensin istiyoruz. Evet, ÇEVKO Vakfı 1991 yılında sanayinin önde gelmiş firmaları tarafından kurulmuş bir vakıf. Bizim öncelikli uzmanlık alanımız ambalaj atıklarının geri kazanımı. Geri kazanım tabii sadece tüketim aşamasında değil. Ondan sonra atıyorum ben şey, bir bisküvi yedim, paketini attım. İşte sen geleceksin de ÇEVKO gelecek, o paketi bulacak da tekrar üretime kazandıracak da vesaire değil de. Evet. İşin üretme aşamasında diyorsunuz. Üretme aşamasından başlıyoruz. Yani bunun tasarım aşamasında ürünlerin daha az atık üretecek şekilde tasarlanması. Öyle bir tasarım yapalım diyoruz ki bu geri dönüşü mümkün olan bir ambalaj olsun. Evet. Daha az malzemeyle yapılsın, ambalajlarımızı üretelim. Ambalaj miktarlarını, ağırlıklarını azaltalım. Bütün bunlar daha üretim olmadan, tasarım aşamasında yapılan çalışmalar. Ondan sonra üretim, tabii ki sürdürülebilir bir üretim çok önemli. Tüketim aşamasına geçtikten sonra da bunların tüketildikten sonra artık atık olarak değil, kaynak olarak değerlendirilip geri kazanılması. Burada bir model söz konusu, bir
sistem söz konusu. Atıkların da bir kaynak olduğunu bilinci oturtmak. Evet. Ambalaj atıkları çöp değildir diyoruz. Biz baştan itibaren slogan olarak bunlar kaynaktır. Neden kaynaktır? Çünkü bunlar tekrar kullanıldığı takdirde daha az enerji, daha az ham madde, daha az doğal kaynak kullanmamızı sağlıyor. Bu şekilde bizim daha verimli, daha az çevre emisyonlarının azaltılmasıyla daha verimli bir sistemin oluşması. Dünya da buraya doğru gidiyor galiba. Yani Avrupa bile özellikle başı çekiyor. Evet. Son dönemde aslında Amerika daha çok bu baskıyı kurardı ülkeler üzerinde. Evet. Küresel iklim değişikliği var, işte küresel ısınma var, şu var, bu var deyip de ülkelere Kyoto Sözleşmesi'ni şunları bunları imzalatmaya dayatırdı. Ama son dönemde gördüğümüz Çin burada devraldı görevi. Evet. Aslında Asya ekonomileri de devralmış durumda. Ama orada nedir gelişmeler? Şimdi Sayın Toprak'ın da başında bahsettiği gibi dünya nüfusu ciddi şekilde artıyor. 1960'larda 7.9 milyar olan dünya nüfusu 2050 yılında 10 milyara yaklaşacak. Orta kesim bunun kat kat üzerinde %54'lük bir artışla dünya nüfusunda ağırlığı kazanacak. Bu tabii bütün üretim, ürünlere ve hizmetlere olan ihtiyacı arttırıyor. Dünyanın kaynakları kısıtlı, sınırlı. Bir taraftan da bütün bu üretimler çevre baskısı yaratıyor. Bunu biz iklim değişikliğiyle artık çok yakın bir şekilde yaşar duruma geldik. Dolayısıyla burada özellikle gelişmiş ülkeler bir çıkmazla karşı karşıyalar. Onun için yeni bir model, yeni bir ekonomik modelden söz ediliyor. Buna döngüsel ekonomi modeli diyoruz. Döngüsel ekonomiyi şöyle karşılaştırabiliriz. Çizgisel ekonomi dediğimiz geleneksel ekonomide ürünler işte ham madde olarak çıkarılıp üretilip tüketildikten sonra atık olarak bertaraf ediliyor. Burada tekrar atıyorum cam işte şu bardak geldi bizim önümüze. Kullandık attık gitti. Artık o bu çizgisel ekonomi. Şimdi o geride kaldı. Şu anda biz zincir ekonomisini yaşıyoruz. Özellikle gelişmiş ülkeler. Zincir ekonomisinde atıklar oluştuktan sonra artık kaynak olarak düşünülüyor ve tekrar geri dönüşüme dahil ediliyor. Fakat şu anda yaşadığımız. Fakat burada gene bir kısım atık olarak kayıplar atılıyor. Var. Ciddi kayıplar var. Bir de geri dönüştürülen ürünler ya daha az kaliteli oluyor ve çevreye olan etkisi yeteri kadar azaltılmış değil. Şimdi bir sonraki adım döngüsel ekonomi dediğimiz tamamen sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir tüketim ve yukarı dönüşüm dediğimiz daha az çevre baskısı olan daha kaliteli ürünlere dönüştürmek atıkları. Hedef bu. Böyle bir modele geçiş söz konusu. Yani bu zincir olayı geldiğinde aslında tüketimde bir tüketim sonrası bir geri kazanım mevcuttu. Fakat döngüsel ekonomide daha üretim işin başında diyorsunuz ki bu işe bütünsel, adım bütünsel bakılıyor. Bütünsel olarak bütünsel. Üretim de sürdürülebilir, tüketim de sürdürülebilir olmalı. Geri dönüşümde daha kaliteli ürünler ve daha az çevre baskısı yapan ürünler üretecek şekilde yukarı dönüşüm şekline. Biz bunun üretirken gelmeli. Daha az enerjiyi nasıl kullanabiliriz? Den başlıyor mesela. Evet. Bu enerji kaynaklarını kullandıkça iklim değişikliği oluyor. O iklim değişikliği de sonuçta bize yolsu elektrik olarak dönüyor işte. Dünyada her yerde sıkıntı var yani bu konuda. Şimdi bunu en çok yaşayan ülke, bunu hisseden ülke tabii Avrupa Birliği. Avrupa Birliği özellikle işte artan nüfus, biraz önce söylediğim baskıların ötesinde ciddi teknolojik ürünler üreten bir birlik ve Avrupa Birliği 20 tane kritik metal ağırlıklı element, ham madde belirlemiş. İşte bu cep telefonlarında kullanılan ham maddeler olsun, rüzgar tünellerinde olsun, yani ileri teknoloji ürünleri ve bu ürünleri üretmek için ihtiyaç olan bu 20 ham maddenin %90'ını Avrupa Birliği ithal ediyor şu anda. Ve bunun aslında biz hep kendimiz ithalat sorunundan bahsediyoruz ama Avrupa'nın da en çok mal sattığımız ülkenin de bir ithalat sorunu var. Evet. Ve bunun büyük kısmı da Çin'de olduğunu tespit etmişler bu ürünün. Dolayısıyla bu da tabii ki ithalata bağımlılık ve fiyat istikrarsızlığı yaratıyor. Dolayısıyla çevreye etkisini konuştuk. Daha çok
üretim yapıldığı zaman, daha fazla fosil yakıtlar kullanıldığı zaman sera gazı emisyonlarının yol açtığı, iklim değişikliği. Bütün bunlar Avrupa Birliği'ne bu döngüsel ekonomi konusunda bir paket hazırlamaya ve regülasyonlarını, yasal düzenlemelerini gözden geçirmeye itti. Avrupa Birliği bir yol haritası çiziyor o zaman kendisine. Bir yol haritası ve bunu bir tavsiye olmaktan öte bir yasal düzenleme haline getirmek de şu anda. 2 yıldır bu paketin üzerinde uğraşıyorlar. Bu yıl sonunda büyük ihtimalle bu yasalaştığı zaman atıkla ilgili yasalarda, atık yönetmeliklerde, direktiflerde Avrupa Birliği'nin değişiklikler olacak, hedefler yükselecek. Bir eylem planı söz konusu bu pakette ve bütün bunlar tabii yeni iş modellerini yaratacak. Şimdi burada izleyicilerimiz şey diyebilir, hani Avrupa yapıyorsa bize ne kardeşim, ama şimdi ihracatının %50'sini Avrupa'ya yapan, ithalatının %30'unu Avrupa'dan sağlayan bir ülkeyiz yani bakınca. Şimdi orada Avrupa'nın düzenlemeleri de haliyle bizim şirketleri, bizim tüketicileri etkileyecek değil mi? Kesinlikle, ve rekabet etmek durumundayız. Rekabet edebilmek için bizim de bu kurala göre üretmeniz gerekiyor. Buna göre kendi hazırlamamız yani lazım. Yani ekonominizi buna uydurmamız gerekiyor. Şimdi bir de Recep'ciğim şöyle olmuyor. Bu tabii yine ben tecrübeyle ilgili geçmişten alayım olayı. Şimdi geri dönüşüm tartışılırken, Mete Bey daha iyi biliyordur, yanlışsam lütfen düzeltin beni. Geri dönüşüm Türkiye'de tartışılırken birileri aman falan diye böyle şey yapıyordu. Yani olayla, yani özellikle bizim Türkiye'de üretim yapan şirketler de bu işte çok ilgili değillerdi. Bir baktılar pat diye bir yasa geldi, şu kadarını geri toplayacaksınız evet. Kardeşim. Yani ve bana bildireceksiniz bunu değil mi? Öyle bir yasa var. Yani net. Şimdi bu hele kurumsal firmalar bunu bildirmedikleri zaman büyük cezalar yiyorlar. Tamam mı? Yani iş bir anda yasal düzenlemeye dönüşüyor. Yani basında bu işe, pis firma diye çıkıyordu mesela. Evet, yani yasal düzenlemeye dönüşüyor. Bu döngüsel ekonomiyle ilgili bir takım kararlar da önümüzdeki süreçte işte Avrupa Birliği müktesebatlarında yer alacağı için ya da gümrük birliğiyle ilgili gelişmelerde yer alacağı için, bırak Avrupa'ya mal satmayı, Türkiye'de üretim yapmak için bile gerekli olacak bir takım düzenlemeler olacak. Yani o düzenlemeler öyle bir noktada olacak ki onu bugün göz ardı edenler yarın geç kalmış olacaklar. Yetişmek için bugünkü harcayacaklarından çok daha fazla kaynak harcamak durumunda kalacaklar diye düşünüyorum yani. Aynen. Çünkü geçmişte bunu yaşadık biz. Bu geri dönüşümle kimse ilgilenmedi. Yani siz evet. O zamanlar çok bağırdınız, çağırdınız falan. Bir baktılar şu kadarını geri toplayacaksın kardeşim. Yumurta kapıya geldiği gibi. Ürettiğinin evet. Amen evet. Koşa koşa Çevko'ya geldiler o zaman mesela. Evet. Kaç şirket var şu anda? Şimdi 1776 şirket var. 1700 şirket düşünebiliyor musun yani? Ama biz orada biraz tabii daha iyi olmasını istiyoruz. Tabii. Çünkü Türkiye'de çok fazla ambalaj ürün piyasaya süren evet. firma var ve bunu bakanlığa bildirim yaparak yasal bunlar daha çok nihai ürün üreten üreticiler. Nihai ambalajlı ürün piyasaya sürenler sorumlu burada. Ambalajların toplam geri kazanılmasıyla ilgili hedefler söz konusu. Bu yıl 2017 yılında %54'lük bir hedef var. Bu hedef yani %54'ün geri kazanma bu firmalar nezdinde. 100 ton ambalaj piyasaya süren herhangi bir malzemede, ki bu cam olabilir, metal olabilir, kağıt karton olabilir ambalaj malzemesi olarak, plastik olabilir, kompozit malzeme olabilir. Ahşaplar da şimdi söz konusu. Bunu üreten, piyasaya süren daha doğrusu firmalar, ambalajlı ürünleri %54'ünün 100 tonsa 54 tonunun toplayıp geri dönüştürüldüğünü bakanlar belgelemekle yükümlüler. Bu yükümlülüğünü doğrudan yerine getirebilmeleri zor. Onun için yetkilendirilmiş kuruluşlarla çalışıyorlar. Kendi başlarına yapamazlar. Biz yetkilendirilmiş kuruluşuz. 2005'ten beri yetkilendirilmiş kuruluş. Birkaç tane var herhalde. Şu anda 4 yetkilendirilmiş kuruluş var. Bu yükümlülükleri yerine getirmek üzere sanayi kuruluşlarını bir araya gelerek Kerem Hacı Gütmen'e oluşturduğu yapılar yetkilendirilmiş kuruluşlar. Ve kamu işi yapıyorsunuz. Kamusal bir sorumluluk aslında. Aslında evet. Bir buna genişletilmiş üretici sorumluluğu evet. diyoruz. Bu da gene Avrupa menşeli bir şey. OECD'de bunun tanımı var. Bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere onlarla sözleşme yapıyoruz. Onun üzerine, ama biz doğrudan tabii bunları toplamıyoruz atıkları. Esas burada bir zincirden bahsettik biraz önce. Belediyeler, yani esas atıkların toplanması ile ilgili sorumluluk belediyelerde. Bir de özel lisans almış, devletten lisans almış toplama, ayırma ve geri dönüşüm tesisleri var. Onlarla sözleşme yapıyoruz. Dolayısıyla bir yerden aldığımız maddi desteği buraya
aktarıyoruz ki atıkların toplanmasıyla ilgili zincir tamamlansın. Maddi kaynaklar böyle bir, nereden geliyor? Tabii bunlar büyük hani maliyetli işler aslında. Firmaların yükümlülükleri. Tamamen. İşte onu için diyorum ya, yani bir aman canım bizim ambalajından kime ne, yani ambalajı alırım atarım sokağa diye düşünen firmalar bir anda %54'ünü toplayıp bana getireceksin kardeşim. Evet. Yasal madde çıkınca böyle yasal maddesi bir anda böyle yetkilendirilmiş kuruluşların kapısını çalmaya başladılar. Yani önce bu işe çok duyarlı davranmadılar. Yani öyle ya hadi bakalım işte Çevko'yu kuranları dışında tutuyorum tabii. Yani onlar bu işin önceden yani öngörüsü olan firmalar diyebiliriz onlara. Ama çoğu firma, o 1700 firma belki şu anda 10.000'e yaklaşan sayıda ambalaj üreten ya da ambalajla ilgili olan firma bu işte ilgilenmedi. Yani ya şimdi devlet bizim ambalajımızla mı uğraşacak falan derken pat diye bir şey %54'ünü getir kardeşim bana belgele dendi. Kurumsallar da tabii bunu ciddi ciddi belgelemek evet. durumunda kaldılar. O anlamda işte Çevko bir dönem işte şöyle ambalajları toplayın böyle yapın diye tüketicilere dönük belediyelere dönük çalışmalar yaptı. O çalışmalar da şimdi eti kemiğe büründü yani. Evet. Bir şekilde bir maddi destekten bahsettim. Onun dışında değindiniz. Biz kapı kapı bilgilendirme yapıyoruz. Yani belediyelerle işbirliği çerçevesinde eğer bir yerde kaynakta ayrı toplama dediğimiz ambalaj atıklarını çöpe karıştırmadan toplama çok faaliyeti. Çok toplamış aslında belediyelerin, yerel yönetimlerin. Belediyelerin. Şu anda da belediyeler evet. sorumlu bundan. Ama bunu bir lisanslı firmaya genelde belediyeler toplama işini devretmeyi tercih ediyor. O zaman belediyeler ama bir yönetim planı yetkilenmiş kuruluşla birlikte hazırlıyor. O ilçe belediyesi, genelde bunlar çünkü toplama yükümlülüğü ilçe belediyelerde, büyükşehir belediyeleri koordinasyonla görevli. Ya da yağları toplama vardı, atık yağları evet, toplanması. Evet, çeşitli atıklar var ama ambalajla ilgili burada toplama yükümlülüğü ilçe belediyelerde. İlçe belediyesi kendi ilçesi içinde bir plan yapıyor. İşte mahalle mahalle 3 yılda tamamında ambalaj atıklarının kaynaklı ayrı toplanması için bu planı hazırlıyor. Yetkilenmiş kuruluşla bakanlığa gönderiyor. Onaylandıktan sonra da burada biz de destek oluyoruz. Kapı kapı bilgilendirme yapıyoruz. Yani burada biz 10 senedir gerçekten yılda 2 milyonu bulmuş. Ben baktım yaklaşık işte 10 sene, 12-13 sene oldu. Demek ki 40 milyon kişiye yaklaşık kapı kapı gidip bilgilendirme yapıyoruz. Şöyle diyoruz bir şey olabilir mi? Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin. Bütün evet. bizim o verdiğimiz mesaj. En baştan mesaj, onu yapabilsek çok daha işimiz kolay olur. Evlerde iş yerlerinin, sanayi kuruluşlarının bunu daha çöpe karıştırmadan atıkları ayrı biriktirmesi ve onların ayrı bir şekilde toplanması gerekiyor. Sistemin başlangıç noktası burası. Bunun ama söyleyeyim mesela. Tüketiciler başlıyor. Ben şimdi çok burada önemli. Beyoğlu'nda evet. oturuyorum. Yani bütün çöpler aynı yere gidiyor. İşte yani İstanbul en merkezi yeri. Onu başardık mı zaten sorunu çözmüş olacağız evet. büyük olarak. Bütün belediyeler hepsi şu anda bu durumda yani yapıyor, yapmıyor. Şimdi sıkıntımız bütün sanayi kuruluşları da bunu yapmıyor. Biraz önce saydık evet. Çevko'yla çalışan 1700 firma var ama yapmayan belki ondan çok tabii. fazla firma var. Belediyeler aynı şekilde yapan var. Milyon tane şirket var Türkiye'de. Hani bunların 300 bini faal olsa mesela evet. kayıtlı 1 milyon tane var ama 300 bini faal olsa. Ama benim bildiğim Beyoğlu 300 binde bir. Belediyesi işte bu özellikle İstiklal Caddesi'nde ambalaj atıklarını ayrı toplayan bir araç bir yöntemle bunları evet. topluyordu. Biz bazı belediyelerle işbirliği içindeyiz. Bu arada 150 belediye. 150 belediyelerle. Çok az. Genelinde. Değil mi? Evet. Bütün belediyelerle işbirliği içinde olmak lazım. İşbirliği içindeyiz. Evet. 65 firmayla çalışıyoruz. Ve toplanan atık 2016'da topladığımız ambalaj atığı 640 bin ton. 640 bin ton. Toplam ambalaj ne kadar? Toplam piyasaya sürülen ambalaj 4-5 milyon. Çok. Yani. Onda bir yol almamız lazım. Şimdi onda bunun, biri mi? İşte yüzde ama %54'ü toplanacak ya. Yükümlülüğünde. O zaman 5'te 1'i. İşte bizimle birlikte toplayan başka kurumlar da var. Onları da dahil ettiğimizde yani şu anda yarı yarıya. Yani %50'lik bir kısmı. Bir de şöyle bir şey var. Bizde kayıt içinde toplanmıyor bunların bir kısmı. Bizim evet. yaptığımız hepsi kayıt altında. Kayıt altında. Yani lisanslı firmayla bunu topluyoruz. Muhakkak belgelerini alıyoruz. Satış faturaları bunları bakanlığa kontrol ettikten sonra bildiriyoruz. Ama bu ambalaj atıkları bildiğiniz gibi sokak toplayıcıları vasıtasıyla kağıt toplayıcıları meşhur. Kağıt toplayıcıları diğer toplayıcılarla da toplanıyor. Yani Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi verilerdeki
güvensizlik. Doğru. Çünkü ben her sabah görüyorum bir tane böyle bir amca geliyor. Çöpü biz karıştırıyor orada mesela kağıtları ayırır. Belki %80'i toplanıyor. Peki, ambalaj atıklarını. Çünkü bu ekonomik bir değer. Sokak toplayıcılar için diğer. Ama bunu kayıt altına alamadığımız için, kaynağında ayrı toplayıp daha verimli toplayamadığımız için bu rakamları bilemiyoruz. Bu da önemli bir sorun aslında Türkiye'de. Peki bu mesela o kayıt sizin gibi böyle akredite olmuş kuruluşların bünyesinde yer almayan ambalaj toplaması gereken kuruluşlar sahte belge mi gösteriyorlar? Onlar nasıl yapıyorlar? Valla onlar hiçbir şey göstermiyor. Bizim gördüğümüz. Onlara ceza yazılmıyor mu? İşte bunda bizim dileğimiz İl Çevre Müdürlüklerinden, bakanlığımızdan, biz bunu Çevre Şehircilik Bakanlığından sürekli talep ediyoruz. Öbür toplayan yani, adamın günahı ne o zaman? Aynen, bu bizimle çalışanlar veya işte bu işi yerine getirenler, layıkıyla yerine getirenler için bir haksız rekabet unsuru. Dolayısıyla daha fazla denetim yapmaya, daha fazla bu konuda gerekli yaptırımları uygulamaya yani adam, her zaman biz İl Çevre Şehircilik atığını toplasın ya, yasası ediyoruz. Varsa en azından yarısını toplayıp getirsin yani. Onu yapmayanın yapmayana ceza yok mu? Tabii ceza var. Yani yönetmelikte işte 2005 yılında çıkmış bir yönetmelik var. Bundan sonra 2007 yılında bu yönetmelik yenilendi. 2011'de tekrar yenilendi. Sürekli revize ediliyor. Ama bütün mesele bizim sadece burada değil, diğer konularda olduğu gibi yönetmelik yapmak değil. Yönetmeliği uygulamak. Yönetmeliklerimizi, yasal düzenlemelerimizi uygulamamız çok önemli. Kayıt yani, olması bunun hani veri anlamında da hani şuradan şuraya geldik, buradan bu kadar yaptık, bu kadar çıktı verdik, bu kadar geri dönüşüm aldık meselesi çok önemli zaten. Veri kısmı çok önemli. Bir de uygulaması, uygulatmak burada çok önemli. Burada devlete, tabii ki bakanlığa, il çevre müdürlüklerine önemli görevler düşüyor. Bu konu insanlarımızın da tabii bilinci çok önemli. Şöyle bir şey olur mu yani? Tabii burada fikir dersi yapalım istiyorum mesela. Atıyorum bir depozitolar vardı mesela. Depozitolu şişeler. İşte çeşitli içeceklerde nedir? Bakkala getirdin mi sana bir depozito parası verdi. Atıyorum belli ürünlerde, atıyorum deterjan kutuları. Onlar çok sert plastiklerden yapılıyor mesela. Çöpe gidebiliyor. Hakikaten de bazı deterjan kutuları var. Çok kaliteli, çok güzel. Özenerek bezenerek üretiyor adamlar bunları. Şimdi bunları mesela belki süpermarketler, zincir marketler çok revaçta şu an Türkiye'de. Türkiye ekonomisini neredeyse regüle ediyorlar. Pazarı regüle ediyorlar. Yakın zamanda konuştuk, belki burada da ağırlarız. Bu özel markalı üreticiler derneği var, Plat var mesela. Belki bu marketlerde bir bölüm ayrılır sağda solda bir yerde. Atıyorum en azından böyle deterjan kutuları diyelim. Hani bir alan daraltmak istersek spesifik olarak. Getirip oraya koysalar mesela üretici işte ne kadar koyuyorsa oradan mesela bir ücret, geri dönüşüm parası verilse üretici veya tüketiciye veya atıyorum sosyal bilinç olarak bunu yapsa. Hani toplama yeri olarak. Çünkü çöplerde belediyelere bakıyoruz, hepsi bir yere gidiyor. Oradan neyin ne ayrışıldığı belli değil. Belki böyle spesifik ürünlerden depozitolu şişeler gibi böyle bir dönüşüm olsa uygulanabilir mi? Bilmiyorum, fikir olarak ortaya attım bunu. Evet. Şimdi bu kısmen dediğiniz gibi uygulanıyor. Aslında bizim yasal düzenlememiz, yönetmeliğimiz, ambalaj atıkları kontrol yönetmeliği buna imkan tanıyor. Firmalara bir seçenek olarak bunu da sunuyor. İsteyen firmalar depozitoyla bu yükümlülüklerini yerine getirebilirler. Depozito sistemi kurarak. Zaten bunu... Çünkü insanımız işte, parayı sever yani. Çöpten para kazanmak. Geri aldığı zaman değil mi? Geri aldığı zaman. Hoş oluyor. Tabii ama sistem o kadar kolay değil. Çünkü bunu bir kere bir kültür olması lazım. Evet. Yani geri dönüşümü benimsemiş bir kültür. Yurttaşlarımız bunu götürecekler. Bunun karşında işte zincir mağazaları bunu götürecekler. Bunu bırakacak. Onun karşında işte o... Tabii de ek bir taşıma olacak. Gelecek bir şey getirecek. Ondan sonra tabii. Onun taşınması, tabii. Tekrar gitmesi bir ekonomik olarak çalışıldığında çok da ayrı bir ekonomi aslında. Olmuyor. Yani ona bakın. Onun için bir de şirketin da, esas işi olmadığı için sıkıntı tabii. Olabiliyor. Yani. Olmuyor. Yani bakıldığı zaman geri dönüşüm, yani biz kaynakla ayrı toplayalım. Bunları atık toplama firmaları toplasın, geri dönüştürsün, ekonomiye kazandırsın. Bu sanki daha ekonomik olarak, daha uygun maliyetli bir sistem olarak gözüküyor. Ama bizim yönetmenimizde ikisine de şey var. Uygunluk var. Uygunluk yani var. Böyle bir yöntem. Bazı firmalar bunu uyguluyor. Yani örnek veririz. Bazı bira firmaları mesela hala depozitolu şişeler. Ki cam çok konusu. Önemli yani. Cam hakikaten. Onu topluyor. Tabii o zaman da o şişeler biraz kalın oluyor. Tabii. Şimdi biraz önce başında konuşmamızın bahsetmiştik. Ürünleri mümkün olduğu kadar ambalajları ince yapmak. O zaman tek kullanım şişeler daha ince olabiliyor. Bunlar çünkü birkaç kere kullanılacağı için başta daha fazla ham madde kullanılarak yapılıyor. Ama tabii burada bir
kriter olarak önleme, yani bir hiyerarşi söz konusu. Burada nasıl çalışalım derken, eko tasarım yapalım derken önce önleme, yani mümkün olduğu kadar azaltmak kullanılan miktarı. Ondan sonra tekrar kullanmak bunları. Sonra geri dönüşüm. Ondan sonra bertaraf gibi bir piramit söz konusu. Bir de ben şeyi merak ettim. Mesela biz geri dönüşümde %50 hedef koymuşuz. Bu %50'nin de %50'sine yerine getiriyoruz. Öyle görünüyor yani aşağı yukarı tablo Türkiye'de geri dönüşüm noktasında. Dünyadaki yerimiz nasıl bu noktada? Yani iyi durumda mıyız, kötü durumda mıyız? Şimdi burada aslında şöyle, bizim hedeflerimiz her yıl artan hedefler. Biz Avrupa Birliği'ni örnek aldığımız için bu sene dedim %54, 2020'de %60 olacak. Şu anda Avrupa Birliği'nin hedefi de %60. Onlar 2008 yılından beri bu hedefi koymuşlar ve bunu tutturmaya çalışıyorlar. Bunu tutturan Avrupa Birliği içinde ülkeler var. Çok üstüne yerine getirenler var. %70, %80'e çıkan. Üstüne çıkanlar da var. Çıkanlar var. Kendi şeyleri. Avrupa Birliği'nde ama hedef %60. Onun altında kalanlar da var. Bazı ülkelerde o hedefi tutturamadı Avrupa Birliği'nde. Muhtemelen bizim gibi güney ülkeleri veya doğu blokudur. Güney ülkeleri, daha sonradan katılan işte Doğu Avrupa ülkeleri. Kültür çünkü çok önemli burada dediğiniz gibi. Bu olay en gelişmiş şekilde Avrupa'da var. Amerika'da bu tip bir şey yok. Yani hedefe. Onlar da yapıyor. Çeşitli eyaletler, çeşitli çalışmalar yapıyor. Ama bizdeki en büyük sıkıntı dediğim gibi işte bu verilerin yetersizliği. Belki biz bütün verileri dikkate alsak belki işte bu bahsettiğimiz oranın daha üstünde bir miktarı geri dönüştürüyoruz. Evet, belki de öyle diyebileceğiz. Ama şu anda kayıtlara göre yaptığımız hesap o. Yani %54'lik bir hedef var. Bunu bizimle yerine getiren firmalar işte yerine getiriyor. Bireysel sorumluluk söz konusu. Firmalar firma sorumlu çünkü o hedefi yerine getirmekten. Yani hiç getirmeyen var veya yerine getiren var. Ama toplamına baktığımızda aynen dediğimiz gibi herhalde %25'lerde, %30'lardayız. Kayıt altına alınan, kayıt altına dikkate alınan. Evet. Anladım. Bunun bir de ekonomisi ne geçelim şimdi? Yani bu bugünkü mevcut durum, geriye dönüşüm, geri toplama vesaire. Döngüsel ekonomide buna ihtiyaç olacak mı? Nasıl olacak o sistem? Buna ihtiyaç olacak. Olacak. Buna daha fazla olacak. Hedefleri arttırıyor. Mesela yeni Avrupa Birliği'ndeki bu döngüsel ekonomi paketinde ambalaj atıkları direktifi, belediye atıkları direktifinde ki hedefler yükseliyor. %60 derken onlar %75'lere çıkartmayı hedefliyorlar. Diğer yönetmeliğe. Dolayısıyla bu işin kaynağı. Bunu ne kadar kaynakta ayrı toplamak, ne kadar çok ürün ayrı toplayıp da dönüştürürsek bu şey için, döngüsel ekonomi için çok önemli. Bunun kalitesi ama dönüştürürken ki kalitesi de artacak. Yani daha kaliteli ürünler haline getirmek. O kısımda da uğraşmak gerekecek. Şu defteri kullandık, atıyoruz, gidiyor mesela. Ama geldikten sonra tekrar dönüştürülebiliyor ama burada dönüştükten sonra kalitesi de. Evet, ondan sonra onu tekrar defter haline getirebilirsiniz. Şöyle bir şey de oluşuyor ama değil mi? Yani mesela atıyorum bu diyor geri dönüşümlü maddeden üretilmiştir mesela. Evet. Bazı bireyler onları tercih ediyor gidip. Öyle bir eğilim var ama bütün dünyada, Türkiye'de de var bu yavaş. Şimdi tabii bu da bilinç düzeyi yükselmiş ülkelerde bu böyle. Mesela biz yeşil nokta var. Buna benziyor. Ben yeşil noktayla ilgili de bilgi vereyim. Yeşil nokta dediğimiz bu sanayi kuruluşları, biraz önce konuştuğumuz yükümlülüklerini yerine getiren firmalar uluslararası bir işaret olan yeşil noktayı kullanabiliyorlar. Bu özellikle Batı'da, Avrupa'da tüketiciler açısından tercih gören bir işaret. Çünkü tüketici gidip işte şeyde zincir mağazada alırken ürünü, bunu gördüğü takdirde diyor ki bu firma bununla ilgili maddi yükümlülüklerini, kaynak aktarımını gerçekleştirmiş, yükümlülüğü yerine getirmiş diye onu tercih ediyor. Niye diyor? Benim çocuğumu da düşünmüş. Dünyanın geleceğini de bununla düşünmüş ilgili diyor. Çevre açısından diyor, duyarlı bir firma diyor. Onu belki biraz pahalı olmasına rağmen tercih ediyor. Şimdi tabii Türkiye'de de bu bilinç düzeyi arttıkça biz Türkiye'de yeşil noktayı firmalara kullandırıyoruz. Bu arada 1038 firmada Türkiye'de yeşil noktayı kullanıyor. Burada bizimle yerine getirmesi de gerekmiyor yeşil noktayı kullanabilmek için. Yükümlülüğü yerine getiriyorsa firma A veya B kurumuyla bu yeşil noktayı bizden alıp kullanabiliyor. Biz geçtiğimiz yıl bununla ilgili bir araştırma yaptık. Bir
anket saha çalışması yaptık. Burada ortaya çıktı %70'i tüketicilerin bunu tanıyorlar en azından. Farkındalığı var yani. Farkındalığı var. Onun için yeşil nokta almak cazip. Farkındalığı var. Evet, o evet firmalar için bu elverişli cazip bir durum. Ve tüketiciler bu firmaları, bizde de bu kullananlar veya farkında olanlar, çevreye duyarlı firmalar, yerine getiriyor yükümlülüğünü diye tanımladı. Bu sevindirici bir şey. Bu tabii Çevko'nun 26 yıldır burada bu konuda yaptığı çalışmaların belki bir sonucu bu bilinç kazandırmak. Dolayısıyla bu işin sanayi tarafı. Ama onun ötesinde tüketicilerin de tabii doğrudan doğruya evlerinde en önemlisi ambalaj atıklarını ayrı biriktirmeleri lazım. Bununla ilgili biz işte öğrencilere eğitim veriyoruz 26 yıldır. Eğiticilerin eğitimi dediğimiz öğretmenlere veriyoruz, direkt öğrencilere veriyoruz. Tiyatro oyunu hazırladık. İşte onları gidip okullarda gösteriyoruz bilinç kazandırmak çok için. Güzel. İlk öğretim öğrencilerine yönelik işte yılda biz geçen yıl 45 bin öğrenciye ulaşmışız bu yol. Şimdi burada tam da bu konuyla ilgili bir bunu izleyicimizin yorumu var. Sözünüzü kestim ama arabasındaki kül tablosunu diyor ve çöpünü yola döken insanların eğitimi için ne yapıyorsunuz? İşte Ayhan Bey anlatıyor Sayın İmer. Ayhan Bey sormuş bu soruyu. İşte bunları yapıyorlar. Çocuk ağaç yaşken eğilir diyerek. Tabii yani bir süreç yani. Tabii, o bir süreç. Nüfusumuz çok fazla. Hı-hı. Çok büyük bir hızla artan nüfusumuz var. Yani benim bahsettiğim tabii bu eğitim verdiğimiz... Kaldı ki 3 milyonda başka bir yerden bir nüfus geldi, başka bir kültür geliyor aslında. Dolayısıyla burada el birliğiyle, hep birlikte işte kamu spotları yapıyoruz. Bunu biz her yıl bir kamu spotuyla duyurmaya çalışıyoruz. Kapı kapı bilgilendirme, eğiticilerin eğitimi, kamu spotları. Ama bu yeterli değil maalesef. Çünkü toplum çok hızlı bir şekilde nüfus olarak artıyor. Tüketim de hızlı artıyor. Eğitim, tüketim artıyor. Bunu hep birlikte... Ama daha önce bu %25'lik... Geri dönüşüm şansımız bile yoktu. Evet. Değil mi? En azından %25'ini geri dönüştürebiliyoruz. Doğru. Dönüştürecek hale gelebiliyoruz. Sıfırdan iyi %25. Tabii, bardağın dolu tarafına bak. Dolu tarafına bak. Her zaman iyi. Biz de kurum olarak yani bu konuda... O çünkü motivasyon da sağlıyor ileri dönük. Evet. Bir soru daha var mesela. Atık maddeleri işleyenlerin bu işten kazançları ne diyor mesela? Bir izleyicimiz. Şimdi atık şirketlerin kazancı neymiş mesela burada? Şimdi atık malzemelerin işlenmesine geri dönüştürerek işte daha az başka kaynak mesela orijinal ham madde kullanmıyor. Cama örnek alalım. Cam şişe yaparken camın ham maddesi diyelim ki silisyum ve işte kum. Kum tabii. Bundan. Ama o kum da öyle hani her yerde kum değil tabii. Tabii yani. Tabii. Bunu kullan. Şimdi buradan üretmek yerine eğer kırılmış, fırına hazır cam kırını kullanırsa bunu karşılaştırmasını yapıyor. Ekonomik ise bu. Daha fazla fırına hazır cam kırı kullanmayı tercih etmesi lazım. Niçin? O zaman çünkü daha az enerji. Burada en önemli kazanç enerjide oluyor. Yani daha az enerji kullanıyor. Daha az ham madde. Hagey Başkanı burada dedi. Mesela plastikte mesela onun şey yaptı. O pet şişeler dedi bir milli servettir. Onların atılması çok zararlıdır dedi. Yani bunları toplayıp tekrar geri dönüşüme kazandırıyoruz. Çünkü ithal ediyoruz dedi plastikin ham maddesini. Kesinlikle ham maddesini ithal ediyoruz. Yani bunları işte fosil kaynak. Elde etmek için fosil yakıt kullanıyoruz. Kullanıyoruz yakıt kullanıyoruz. Plastikin ham maddesi petrol harcıyoruz. Dolayısıyla plastikte tekrar dönüştürülebilir. Sentetik elyaf üretiminde kullanılabilir. Elyaf, çeşitli atık boruları yapılabiliyor. Yani o işte döngüsel ekonomi bunları daha fazla mesela işte gıda ile temas edebilir. Evet. Malzeme şeyler, ambalajlar da kullanabilmek. Şimdi plastikte böyle bir sıkıntı var. Plastiği bizim yönetmeliklerimize göre gıda ile temas edebilir ürünlerde ambalaj olarak kullanamıyorsunuz. Bunun ikinci defasında. Evet, ikinci defa. Geri dönüştürülmüş malzeme. Onun için bunlar daha başka yerlerde işte sentetik elyaf mesela işte kıyafetlerde kullanılıyor. Bunu şimdi döngüsel ekonomide geri dönüştürüldüğünde de da, her türlü kullanabilme araştırması yapacaksınız. Tabii. Değil mi? Bu çok önemli. Şimdi siz tekrar bir plastik ambalajdan tekrar bir plastik ambalaj yaparsanız eşit kalitede bir ürün elde ediyorsunuz. O zaman daha verimli hale. Daha verimli. İşte yukarı dönüşüm dediğimiz bu veya daha az çevreye katkısı olan bir ürün elde ederseniz bu yukarı dönüşüm. Yani dönüşümün
kalitesi. Şimdi dönüşüm aşağı doğru oluyor. Yani aşağı giderek daha az kaliteli işlerde kullanıyorsunuz dönüştürdüğünüzü. Diyor ki yani baştan üretimde bunu dikkate alıp, üretim noktasında dikkate alıp dönüştürdüğünüz şey illa da kötü bir amaçta değil, daha belki kaliteli işlerde kullanılabilecek noktaya geliyor. Yani, İlginç. Başka bir üretim sürecinde başka bir ara. O tanımlar da çıktı. Şimdi geri dönüşüm, geri dönüşüm kendi içinde yukarı dönüşüm, aşağı dönüşüm diye tanımlanıyor. Upcycling, downcycling İngilizcesi. Biz onu yukarı dönüşüm, aşağı dönüşüm ve downcycling aşağı dönüşüm. Ama yukarı dönüşüm için başında bu işin üretim noktasında bir takım kurallara riayet etmeniz gerekiyor. Sonra geri dönüşüm prosesleri de önemli. Orada orada da toplanma aşaması. Bunları ne kadar hijyenik, ne kadar temiz ayrı toplarsak bu daha kolay. Yoksa çöpe karıştı, çöpten ayırdığınız bir şeyi tutup da mesela işte içecek bir şişesi olarak kullanmanız mümkün değil. Onun için bu bütün süreci, yani tasarım, ürün tasarımı, üretim, ondan sonra tüketim, tüketimden sonra da bu kaynakta ayrı toplamayı iyileştirmeye dayanıyor. Mesela bu cep telefonu, GSM operatörlerin verdiği cep telefonunu da taktım. Şimdi bir okuyucumuz oradan bahsedince aklıma geldi. Altın var, platin var içerisinde, bakır var. Çok değerli maden var. Küçücük çipte. Evet. Cep telefonları içerisinde bu sim kartlarda var, kredi kartlarında var. Şimdi onları mesela geri dönüştüren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir arkadaş vardı, mühendis arkadaşım. Bir haber yapmıştık onunla ilgili mesela onları geri dönüştürmesi için. Hatta metalik fikirlerde de bu Tahsin Öztürk'ün o zaman başında olduğu İstanbul Demir İşi metallerden ödül almıştı. Çok güzel bir proje geliştirmişti onları ayrıştırıp ekonomiye tekrar kazandırmak. Bunlar değerli maden. Bir kere çıktı bir daha da bulunmuyor. Hele de bunu yukarı doğru dönüştürürse. Geri dönüşüm böyle bir şey var. Evet. Hedef bu. Yani bunu Avrupa Birliği hissetti sıkıntı olarak. Bu hissetti. Ama bu hepimizi ilgilendiriyor. Yani dediğiniz gibi. Başta, Avrupa Birliği düzenlemesi hani çok geçmeden direkt bize yansıyor. Entegre bir ekonomi bize de yansıyacak. Için. Bir de rekabet edebilmemiz için biz de bunlara uymamız lazım. Bir döngüsel ekonomi konferansınız olacak galiba Ekim ayı başında. Biraz ondan söz eder misiniz bize? Evet, 5-6 Ekim'de İstanbul'da. Bu ilk defa mı yapacaksınız yoksa böyle periyodik olarak yapılıyor mu? Biz aslında uluslararası konferansları 2 yılda bir yapıyoruz. Bu yılkinin temasını döngüsel ekonomi olarak. Zaten döngüsel ekonominin geçmişi de öyle. Yüzyılda da çok yeni. Çok yeni. İşte bu yıl biz de bunu biraz farkındalık yaratmak için uluslararası konuşmacılarımız olacak. Ulusal konuşmacılarımız da var. Burada Avrupa Birliği işte bu döngüsel ekonomi paketini konuşacağız bir oturumda. Bir başka oturumda iklim değişikliğine etkisini konuşacağız. Yani bu döngüsel ekonominin iklim değişikliğiyle mücadelede katkısını konuşacağız. Finansal araçları konuşacağız. Yani bütün bunları aslında uygulayabilmek için finansal bir takım enstrümanlar önemli. Burada devletin teşvikleri, motivasyonları. Tabii bu ekonominin işler hale getirmesi için bir finans. Evet. Ne yazık ki gene dolar ekonomisine geliyoruz orada aynen, aslında. Bankaların işte diğer kurumların da bu konuda yaptıkları, yapacakları konuları içeren bir finansal enstrümanlarla ilgili bir oturumumuz olacak. Kredi verirken buna dikkat edecek. Yani eğer yatırım döngüsel ekonomiye, geri dönüşüme, sürdürülebilirliğe, çevreye uyumluysa daha belki düşük faizli kredi verecek. Olacak. Evet, aynen. Onları ve daha uygun, daha uzun vadeli. Evet. Çünkü dünyayı, yani geleceği, çocukları düşünen bir yatırım. İçeride de konuşurken bir tabir kullandınız. Çok hoşuma gitti o benim. Yani bu üretim ekonomisini konuşuyoruz Türkiye'de. Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor, Başbakanımız da söylüyor. Ekonomi Bakanımız da dile getiriyor. Türkiye üretmeli. Ama vahşi kapitalizm mi olacak bu? Yoksa işte dengesel ekonomi mi olacak? Tabii işte yani dünya onu tartışıyor artık. Evet. Yani üretim ekonomisi okey. Yani burada bir şeyimiz yok. Yani ortak fikir ama üretim ekonomisini nasıl koordine edeceksiniz? Dünyada bir sürü şey gelişiyor. İşte sürdürülebilir olması, döngüsel olması gibi kriterleri de bunun yanına koyarsanız bir adım öne geçersiniz. Döngüsel ekonomi bakınca yani sadece ambalaj hani ambalajlı ürünler üreten firmaları değil. Bütün enerji, bütün üretimde enerji kullanıyorsunuz. Enerjiden tutun. Tarım da buna dahil mesela. Hepsine. Yani fındık kabuklarının geri dönüşümden tutun da tarla gübre yapılmasından yani o yaprakların anız yakılması mesela. Yani anız yakılması döngüsel ekonomi değil mi? Evet. Yani birebir ters. Çok ciddi bir gıda kaybı, israfı söz konusu. Evet. Mesela bu döngüsel ekonomi paketinde gıda kayıplarının azaltılması.
deniz kirliliğinin azaltması. Yani bir tek dediğiniz gibi ambalaj atıkları değil, bütün bununla ilgili süreci kapsıyor. Yeşil satın almalar dediğimiz, sizin de bahsettiğiniz gibi devletin geri dönüştürmüş ürünlerin bir kere bir pazar yaratmak, bir kalite standartlarını getirmek bu geri dönüştürmüş ürünlerle ilgili. Hani o tarladan sofraya niye bu ürün bu kadar pahalı dendiği zaman, işte tarladan çıkan işte 100 ton domates diyelim, o markette gelene kadar zaten bir sürü kaybı oluyor. O kaybı oraması da atıyorum 900 ton kalıyor orada. 100 tonunda şeyse üreticiden çıkıyor. Evet. Cezası 90 ton kalınca. Evet. 10 ton pardon. Bu sen çok takip ediyorsun. İhracat Türkiye için çok önemli. Olmazsa olmazımız ihracat. İhracatçı birliklerinin de bütün toplantılarını izliyorsun sen o anlamda. Yani mesela orada biz Türkiye'de üretilen ürünler işte yeşil noktalarda satılabilir ürünlerdir. Türkiye'de üretilen ürünler döngüsel ekonominin kurallarına uygun olarak üretilmiştir. Türkiye'de üretilen üretim yapılırken sürdürülebilirlik, çevre, iklim değişikliği gibi kurallara uyularak üretilmiştir diye dünyaya böyle bir propaganda yapsak. O var mesela. Şöyle söyleyeyim. Müthiş olur yani. Her sektör değil ama biz geçen hafta IFA'daydık bayram öncesi. Avrupa'nın en büyük tüketici elektronik fuarı. Büyük bir firmamızda. Buzdolaplarında, çamaşır makinelerinde yapıyorlar. Türkiye Medar İftar bir firma, iki firma vardı orada, geniş katıldılar. Dünyaya da beyaz eşya satan, televizyon satan firmalar bunlar. Hakikaten orada bir firmanın özellikle şeyi dikkatimi çekti, sunumları tamamen tasarruf üzerine. Hem üretimde tasarruf, biz diyor şu buzdolabını üretiyoruz ama bunu üretirken eskiye göre şu kadar tasarruf. Az elektrik, az ham madde, pet şişelerden mesela çamaşır makinesinin kenarına şey yapmışlar. Kaplama yapmışlar, davlum bazı öyle yapmışlar mesela. Kaldı ki sonrasında diyor kullanırken üreticiye, sen diyor bunu kullanırken de diyor mesela atıyorum bu makineyi eskiden 100 kilo su kullanıyordu, 100 litre su kullanıyordu, şimdi 20 litre falan atıyorum. Aynı verimi elde ediyorsun. Aynı verimi elde ediyorsun. Böyle hem üretimde sizin dediğiniz gibi böyle dayanıklı i̇şte tüketimde de. Bu ürünlere de ilgi gösterdikleri için çok satıyorlar. Avrupa'da da mesela. Avrupa'da birinci oluyorlar. Birinci nasıl oluyorlar. Oluyorsun? Böyle oluyorsun. Böyle oluyorsun. Yani onun için bizim ihracatta bu tür şeyler yapan, bu farkındalıklar yaratan kurumların daha fazla öne çıkarılması, desteklenmesi ve ihracatın yani şimdi herkes üretiyor. Çin'de üretiyor, Hindistan'da üretiyor. Üretimle ilgili yarışmayı biraz farklı alanlara kaydırmak lazım. Yani baskıcı hani futbol olur ya, biraz böyle estetik de katmak lazım buna. Çevre de katmak i̇şte inovasyon lazım. İnovasyon işte burada belki de başlıyor. Ne dersiniz? ÇEVKO'nun burada daha çok bence rol alması gerekiyor. Şimdi işte sürdürülebilir dediğimiz işin içine muhakkak çevreyi de koymak. Yani hem ekonomik olmalı yapılan çalışmalar, hem toplumsal yönü çok önemli. Ama aynı zamanda çevreyle ilgisi de olmalı. Şimdi aslında biz bir zihinsel dönüşümden bahsediyoruz. Geldiğimiz noktada zihinsel bir dönüşüm yapmak durumundayız. Bu döngüsel ekonomi, bu dediğim gibi bir yöntem, bir yol, bize bir yol gösteriyor. Yani farklı işlerimizi farklı şekilde yapmamız gerekiyor. Bir değişim söz konusu. Bir de tabii ki iklim değişikliğine karşı gene farklı şekilde enerjilerimizi üretmemiz gerekiyor. İşte yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Yani geldiğimiz nokta, bunu biz isteyerek maalesef bu noktaya döngüsel gelmedik. Ekonomi böyle bir alanda değil de topyekün. Topyekün bir şey. Yani tamamen ekonomik model, iş yapma şekilleri değişiyor. Mesela daha dayanıklı ürünler üretmekten bahsediyor. Daha geçen hizmet sürelerini uzatalım ürünleri. Çünkü cep telefonları biliyorsunuz modeller bir iki sene sonra değişiyor. Yani onları atıyor. Bir model değil. Çıkıyor. 7 model diyelim. Sonra 2 ay sonra 8 model çıkıyor. 9 model. Daha dayanıklı ürünler. Şu şarj makinelerini bile biz her telefonda ayrı şarj makinesi almadık mı yıllarca? Doğru. Yani hepsine uyumlu olsa ne olur bu? Mesela doğru. Yerine koyma dediğimiz tehlikeli veya geri dönüşümü olmayan maddelerin, malzemelerin kullanımının azaltılması. Sonra geri dönüştürülmüş malzemeler için bir standart getirmek, yeşil satın alma dediğimiz özellikle kamu kurumlarının bu tip malzeme, onlar öncülük etmeli, kamu kuruluşları bunları almalı, satın alırken. Peki burada kamunun cezalandırma ceza uygulaması, sert cezalar getirmesi ne derece fayda olur? Şimdi, bu tabii bir teşvikle önce başlayayım. Bu çünkü yeni bir şey. Burada çünkü çok büyük bir değişim önce konusu. Burada bir hani oturtalım meseleyi, ondan sonra uygulamazlarsa cezaya gelmek belki daha mı doğru olur? Ya bu teşvikler önemli. Sonra dövmek değil de. Tüketiciler önce usule uslanmayan vardır ya. Etmeli tektir. Tektir uslanmayan hakkı kötektir diye öyle başlamak. Öyle başlamak. Tüketicilerin atıklarını azaltmak için kaynakta ayrı toplamak. Bu önemli bir adım. Geri dönüşüm ve tekrar kullanım maliyetlerinin
azaltılması, daha verimli hale getirilmesi. Endüstriyel simbiyoz dediğimiz kuruluşlarının atıklarını bir başka kuruluşun kaynağı haline getirecek birliklerin oluşturulması ve bunun da ötesinde belki kiralamak suretiyle, ürünlere sahip olmak değil de kiralamak suretiyle. Şimdi otomobillerde mesela o gündeme geldi çok son dönemde. Farklı bir şekilde işi yönetmek. Dolayısıyla bütün bunlar bizi aslında dünyanın getirdiği nokta, yani buna insanoğlu isteyerek gelmedi. Dünyanın işte nüfusun artışı, kaynakların kısıtlı olması, iklim değişikliği gibi çevresel baskılar bizi farklı şekilde çalışmaya, mesela farklı yazlık şekilde yani her yere yaşamaya, yani son balık öldüğünde paranın bir şey yapmadığını anlayacak noktada olmayalım. Evet. Yani o ölmeden harekete geçelim. Yani işte o Kızılderili atasözü kulağımıza küpe olsun. Yani dünyada kaynaklar sınırlı, bunu gördük. Artı kaynakları zorlarsak işte iklim değişikliği gibi yaşıyoruz, işte İstanbul'da bir sürü şey yaşadık son dönemde. Üst üste iklim değişikliği, dengenin bozulması zaten. Yani iklim değişikliğindeki şey yok. Aslında bakarsanız hani ekonominin o temel şey var da iktisadın, işte kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsızdır. Ya ama aslında ne kaynaklar sınırlı ne ihtiyaçlar sınırsız. İhtiyaçları da sınırlandırabiliriz, kaynakları da sınırsız kılabiliriz ama bunu bir döngüsel ekonomi haline getirebilirsek. Evet. Değil mi? Evet. Yani bu sanki döngüsel ekonomi bunu sunuyor bize. Yeni bir iktisat anlayışı da getiriyor. Tabii yani kapitalizmin vahşiliğini ne artık herkes karşı çıkmaya başladı. Evet. Yani vahşi kapitalizm de, yani en vahşisi de kendini yenilemeye başladı. Ali Koç bile kapitalizme en sert eleştiri Türkiye'den veren isim oldu. Yani, Amerika'da Warren Buffett ses yani çıkarttı. Şu anda mesela en önemli kurumlardan biri, yani dünyada içecek sektörünün en önemli kurumlarından biri, dünyadaki su kaynaklarının muhafaza edilmesi için onlarca sosyal sorumluluk veya da başka tür proje yapıyor. Yani su bittiği zaman o kurum olmayacak çünkü. Son saniyelerimiz diyelim. Sayın İmer, çok teşekkür ediyoruz Çevre Genel Sekreteri. Çok güzel bilgiler verdiniz. Döngüsel ekonomi çok kritik. Herkes katılabiliyor mu konferansınıza 5-6 Ekim'deki? Yoksa böyle daha içe kapalı bir şey mi yapılacak? Yok, açık. Açık mı? O zaman duyuralım. Cevahir değil mi? Cevahir kongre merkezinde yapılacak. Evet. Belki ilgilenen olursa gidip orada neler oluyor, neler yapılıyor, ne gibi gelişmeler var, neler tartışıyor bu adamlar diye ilgilenebilirler. Sayın Celal Toprak, çok teşekkür ederiz. Bir okur izleyicimizin ben sözüyle kapatmak istiyorum bu haftaki yayınımızı. Diyor ki, çevresini kirleten insan yaşadığı ülkenin yaşadığı ülkeyi vatan olarak görmediğini düşünüyorum diyor. Çevreyi kirleten insanın diyor. Dolayısıyla vatan birinci meselemiz, bizim de şiarımız. O vatanımızı seviyorsak çevremizi kirletmeyeceğiz. Bu döngüsel ekonomiye katkı vermemiz gerekiyor. Bunu kulağımıza küpe yapalım diyorum. Ulusal Kanal'dan şimdilik iyi akşamlar, haftaya görüşmek üzere.